yine sizlerle birlikteyiz. İnsan ömrü mutluluğu aramakla geçiyor. Farklı yerlerde mutluluğu arıyoruz. Yeni otomobilimizin oturduğumuz direksiyonunda, yeni evimizin kurulduğumuz odalarında, tatile çıktığımızda lüks odaların, otellerin odalarında, lüks restoranların etrafımızda pervane gibi dönen garsonlarında, sere serpe uzandığımız kumsalın bedenimizi kömüre çeviren sıcaklığında, çevremizdeki insanlarla yaptığımız kahkahalarla dolu sohbetlerimizde, çalıştığımız iş yerinde elde ettiğimiz terfilerde, iş yerlerinde hızla yükselirken altımızdaki personele verdiğimiz emirlerde, iş yerimizde kazandığımız çanta dolusu parada, bankalardaki şişkin hesaplarımızda mutluluk gezintisi yapıp duruyoruz. Dostlar, bunların hiçbirine sahip değilsek, onlar da var, bende neden yok deyip, başkalarının sahip olduklarına, yaşadıkları lüks hayata sahip olmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz. Beynimizi, gönlümüzü, ruhumuzu paralıyoruz. Kendimizi tüketmek pahasına elde ettikçe tükenmişliğin içinde sahiplenme mutluluğunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz her değerde ve elde ettiğimiz değerlerin bize sağladığı her çevresel ortamda hem tükenmişlik hem mutluluk duygusunun her ikisini birden yeniden yaşıyoruz. Elde ettiklerimiz arasında biz de diğerleri gibi tükenmişliğimizin içinde mutluluk gezintisi yapmaya devam ediyoruz. Aslında saydığımız bu mutluluk gezintileri de fazla sürmüyor. Elde ettiklerimizden ya da yaşadığımız neşeli anlardan birdenbire sıkılıyoruz. Sonrası mutsuzluk sendromu yaşamaya geri dönüyoruz. Yeni mutluluk kaynaklarına sahip olmak için kendimizi yeniden paralıyoruz. Elde ettiğimiz mutluluğu da çok ama çok çabuk harcıyoruz. Çünkü çabuk bıkıyoruz. Ben nasıl, nelerden mutlu olabilirim sorusunun cevabını bir türlü arama zahmetinde bulunmuyoruz. İç dünyamızın derinliklerinde saklı mutluluk kaynaklarına ulaşmaya çalışmadan, dış dünyamızdaki gelişmelerden kendimize mutluluk kaynakları yaratmaya çalışıyoruz. Yaratmaya çalıştığımız mutluluk kaynaklarının altında ezilip ezilip duruyoruz. İçimizde saklı mutluluğa ulaşmak için kendimizi tanımaya çalışmak zorundayız. Bu da bize zor geliyor. İçimizin güzelliklerine bilinebilsek, belki de sahip olduğumuz şişkin banka hesaplarının, lüks yaşantılarımızın bizi hiç de mutlu etmediği gerçeğini göreceğiz. İçimizin derinliğindeki isteklerimizi keşfedebilsek, asıl kalıcı mutluluğu o zaman yakalayacağız. Ama iç dünyamıza yönelme emeğini vermeye kendimizden esirgiyoruz. Esirgedikçe kendimizden uzaklaşıyoruz, kendimize yabancılaşıyoruz. Evet melekler, asıl mutluluğu bizim içimize saklamışlar. Mutluluğu hor kullanmayalım, kolayca harcamayalım, mutluluğun kıymetini bilelim diye. Çünkü İnsanoğlu mutluluğu hep hortlanmış, hep şikayetçi olmuş, hep bıkkınmış. Bir gün melekler mutluluğu saklamaya karar vermişler. Saklayalım şu mutluluğu demişler. Zor bulsunlar, zor buldukları için belki kıymetini bilirler demişler ve başlamışlar tartışmaya. Sorun büyükmüş, mutluluğu saklamak kolay değilmiş çünkü kimisi Everest'in tepesine saklayalım demiş, kimisi Atlas Okyanusu'nun dibine demiş. Taç Mahal'in kubbesi, Mekke sokakları, İtalyan sofrası, bir hastanenin yeni doğan odası, dondurma külahı, lale bahçesi, pek çok yer düşünmüşler. Ama hiçbir yeterince zor gelmemiş. Derken meleklerden biri işlerine saklayalım demiş. Kimsenin aklına gelmez içine bakmak. Evet işte o gün bugündür mutluluk insanın kendi içinde saklıymış.
hiçbir mutluluk kolay gelmiyor. Kolay kolay gülmüyor insanın yüzü. Emekte ve insanın içinde saklı mutluluk. Ne başkasının ekmeğinde, ne başkasının evinde, ne de başka bir şeyde. Bu yüzden gözümüz hep içeride olsun sevgili dostlar. Yeniden birlikte olalım. Yeni bir hikayemizde yine bir arada olmak ümidiyle hoşça kalın ama hep dostça kalın. Kanalıma da dostça abone olmayı unutmayın.